Dur, dur. Yardım edeyim sana. Şöyle dur. Al bakalım. Ertuğrul Bey'im sofrasından gönderdi bunları sana. Sağ olsun. Bunlar benim için ziyafettir. Ayman Hanım'la Halime Sultan kendi elleriyle yaptılar. Elbette ziyafettir. Ertuğrul Bey ve ailesi ne kadar iyidir. Zorda kalan herkese böyle yardım eder mi Ertuğrul Bey? O da sorun mudur? Mazlumların umududur o. Kimseyi kimseden ayırt etmez. Ayırt ettiği tek şey haklı ile haksızdır. Ne güzel, ne güzel. Anlat bakalım. Senin hatunun, çoluk çocuğun var mıdır? Kervanlarımız vardı. Bir gün eşkıyalar ani bir baskınla her şeyi yağmaladılar. İki çocuğumu ve hatunumu öldürdüler. Yaran değiştim. Kusura kalmayasın. Üzülme. Ben yalnızlığa alıştım artık. Obanız da pek kalabalıktır. Kaç çadır var burada? Ne görüyorsan o. Anladım. Erkeklerin hepsi savaşçıdır herhalde. Bizde herkes savaşçıdır. Doğru ya. Türklerin hepsi savaşçıdır. Obanız pek güzel ama ne surlarınız var ne de kaleniz. Düşmanların saldırısından korkmuyor musunuz? Secde ettiğimiz Allah'ımız. Dalgalanan sancağımız. Bahar basıp buyruk aldığımız beyimiz ziyadesiyle yeter düşmanı korkutmaya. Hadi sen yemeğini yiyesin. İyi gelir. Ertuğrul Bey'im beni bekler. Karacahisar Kalesi'nin fetih vakti gelmiştir alpler. Hay maşallah. Hay maşallah. Ya Rabbi şükürler olsun. Ya Rabbi şükürler olsun. Ne vakittir bu haberi beklerdik beyim. Kazamız mübarek olsun beyim. Daire rüyanın hükmü bitmiştir. İmdi pusatlar konuşacak. Kaleye ne vakit saldıracağız beyim? Turgut'un düğününün sabahında Artuk Bey.
Düğün sabahı Ares'in en beklemediği vakittir. Bizi düğün eğlencesinde sanırken onu gafil anlayacağız. Bu da sana düğün hediyem olsun Turgut. Böyle hediyeye can kurban beyim. Oğuz beylerine haber edecek miyiz beyim? Oğuz beylerine haber edersek Emir Saadettin'in kulağına gidebilir. Bu da Fethi tehlikeye sokar. Kimseye haber etmeyeceğiz. Karacahisar Kalesi'ni almaya bizim de gücümüz muktedirdir evvelallah. Evvelallah beyim. Beyim. Bunun gibi 10 tanesini alırız hem de. Hem de evvelallah. Kalenin kapısı şafakla açılıp gün kararınca kapanır. Abdurrahman. Beyim. Yanına ahali gibi giyinen alplerle ticaret yapar gibi kaleye sızacaksın. Kalenin içine vardığında atsızı bulacaksın. İkiniz dikkat çekmeden Ares'in aldığı tedbirleri öğreneceksiniz. Kalede ne var ne yok. Hangi burçta kaç nöbetçi durur? Bu nöbetçilerin pusatları nedir? Surlardaki taşların sayısına kadar isterim Abdurrahman. Kale kapısı kapanmadan çıkıp çavdar obasına varasın. Orada senden malumat bekleyeceğim. Emin olur beyim. Kaleye sızan alplerimiz ne edecek beyim? Kale kapısı açıldığında avluya girecekler. Askerler geldiğimizi gördüğünde kapının yüzümüze kapanmamasını sağlayacak olan alpler onlar. Ben de yarın kaleye Ares'i ziyarete gideceğim. Ona güven verip döşeğinde rahat uyuması için elimden geleni yapacağım. Şimdi herkes vazifesinin başına. Artık Bey. Buyur Bey. Biz kaleye varırken sen de tez obaya varıp hatunlar dahil herkese pusatlarını kuşandırasın. Obanın emniyetini alsınlar. Buyruk senindir beyim. Unutmayın. Biz yağma için, ganimet için değil, rızayı ilahi ve nizamı alem için cenk ederiz. Bunu aklınızdan çıkarmayasınız ki fetih yolunda gayretiniz tükenmez. Amin kardeşler. İkramda da, hizmette de kusur olmaya. Biricik hatunumuz evleniyor. Hiç kusur eder miyiz? Sağ olasın. Siz işinize dönün hatunlar. Esma, sen de başlarında dur. Belli ki şer saçmaya gelir bu. Ne
Ne istersin Karaca Hatun? Allah'tan ettiğini bulmanı. Niyetin şer saçmaksa boşuna heveslenmeyesin. Gayrı size müsamahım kalmamıştır. Bizim evladımız sürgün edilirken sen burada şen şakrak düğün hazırlığındasın. Zannetmeyesin ki bu evlilik sana hayır getirecek. Evladınız töre edep bilseydi buradan sürgün edilmezdi Karaca Hatun. Herkes Allah'tan ettiğini bulmakta. Çok şükür. O Ertuğrul'la bir olup öz emmini çiğnedin. Onu evladından ayırdın. Otağımızı perişan ettin. Bakalım senin otağın mamur olacak mı? Aslan Hatun, ettiklerin yanına kalmayacak. Ertuğrul Bey'im yokken ne yapabildiniz de indi tehditkar konuşursun. İşte otağım orada. Elinizden geleni artınıza koymayın. Lakin şunu bilin ki bundan gayrı uzayan diller budanır, kalkan başlar kesilir. Hayırdır Abdurrahman? Hayırdır Aslı kardeşim, hayırdır. Karaca Hisar'ın fetih vakti gelmiştir. Beyimiz yarın sabah kalenin kapıları açıldığında baskı yapacak. Öğlen Ares'i ziyaret edecek. Onun gönlünü hoş tutup hazırlıksız kılmak ister. Ertuğrul Bey'imiz iyi düşünmüş. Ama Ares Ertuğrul Bey'imiz döndükten sonra kaledeki tedbirleri arttırdı. Gün batarken kalenin kapılarını kapattırıp gün doğarken açar. İçeride atlerimiz olmalı ki baskın vakti kalenin kapıları yiğitlerimizin yüzüne kapanmasın. Ertuğrul Bey'im bunu bilir Aslı kardeşim. Aplarım benimle birlikte kılık değiştirip ticaret bahanesiyle içeri girdiler. O vakit bize kalan kalenin içinde ateşi körüklemek. Ertuğrul Bey'im senden kaledeki tedbirleri öğrenmeni ister. Beni takip et. Allah'ım esirgesin, devletimin uç beyi,
Rabbim sana daha yüksek mevkiler bahşetsin inşallah. Mevkiler Allah'ın davasına hizmet etmek için vardır Halime. Allah razı, dinimiz ve töremiz baki olsun. O bize kafidir. Siz çavdar obasına geçersiniz. Ben de kaleden çıkınca oraya geleceğim. Gün bizim günümüzdür Halime'm. Allah'a emanet olasınız. Sen de yiğidim. Sen de Allah'a emanet ol. Yolunuz açık olsun. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam beyim. Aleykümselam beyim. Alplerin ahvali nedir Turgut? Abdurrahman'la alplerimiz kaleye sızdı beyim. Topladıkları malumatları tez vakitte getirecekler. Eyvallah. Obanın ahvali nedir artık bey? Nikah hazırlıkları tamam mıdır? Her şey usulünce tertip edilmektedir beyim. Herkes koşuşturmada. Ahalinin de epey vakittir üzerinde ölü toprağa serpiliydi. Bu nikah bunun kalkmasına vesile olacaktır inşallah. Nikahta keramet vardır. İnşallah bu nikah sayesinde güzel günlerimizin de kapısı açılacaktır. İnşallah. İnşallah. İnşallah beyim. Biz kaleye varırken sen de buradaki hazırlıkları idare edesin artık bey. Buyruk senindir beyim. Destur var mıdır beyim? Gel Samsa. Beyim. Tüccar Darius huzurunuza gelmek ister. Gelsin bakalım. Huzurunuzda bulunmaktan şeref duydum Ertuğrul Bey. Eyvallah Darius. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sayenizde ölümden döndüm. Size şükranlarımı sunmak istedim. Eyvallah. Tüccar mısın? Ne alıp satarsın? Her şey. Kazanç getirecek ne varsa onun ticaretini yaparım. Kürk, hayvan, ipek. Eşkıya sana bizim obanın yakınlarında bir şey yapamaz. Niçin tek Furalese değil de bize geldin? Bilmem. Kendimi kaybetmişim. O halde atımı nereye sürdüm bilemedim. Şansıma sizin gibi misafirperver insanların obasına geldim. Yoksa ölmüştüm belki. İyi madem. Sen bize misafirsin. Obada istediğin kadar kalabilirsin. Tüm ihtiyaçların karşılanacak. Sağ olun Ertuğrul Bey. Tanrı sizden razı olsun. Turgut. Temkini elden bırakmayasınız. Eyvallah beyim. Haydi haydi gidiyoruz. Ah!
Ertuğrul Ares'in yanına çoktan varmıştır. İkisi de birbirinin kuyusunu kazacak Göktuğ. Birbirlerini ezip çiğnemeye çalışacaklar. Zayıf düştüklerinde de ben buraya döneceğim. O vakit Ertuğrul yanında ne Türk obalarını ne de sultanımızı bulacak. Bütün hazırlıklar tamam mı Kostas? Tamam efendim. Karşılama için gereken bütün hazırlıkları yaptık. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş gördük Tekfur Ares. Uç beyliğini kutlarım Ertuğrul Bey. Aramızdaki sulhun devam etmesi için bu beyaz sancağı sana armağan etmek isterim. Umarım lekelenmez. Sağ olasın Tekfur Ares. Sulh sancağı bizim elimizdeyken lekelenmez. Lakin bizden önce lekelenmişse temizlenmez. Sana ziyafet hazırlattım. İçeri buyur. Orada konuşalım. Sensin ha? Baban yaptıklarının bedelini seninle ödeyecek. Ama önce seninle tanışıp bir dost olalım bakalım. Tekfur Ares hala Ertuğrul Bey'le mi görüşüyor? Evet efendim. Siz Ertuğrul Bey'in askerleri olmalısınız. Öyledir. Kayıların şöhretini çok duydum. Ama görmek bugün iyiymiş. Eyvallah.
Nikahdan yeni gelen bir soylu olmalısınız. Yoksa çoktan görmüş olurdunuz. Nikahdan gelmedim. Açıkçası soylu da değilim. Tekfur Arese, köle tüccarı Simko tarafından hediye edildi. Anlayacağınız bir köleydim. Görüşme uzun sürer sanırım. Size iyi günler dilerim. Fecur döner durur. Kıymetli misafirimizin yanında şarap içmem. Yokluğumda Hanlı Pazar'a gelen kervanlara eşkıyalar da danmış. Maalesef. Eşkıya meselesi hepimizi çok büyük sıkıntıya soktu. Madem öyle, niçin bu meselede bizimle birlikte hareket etmediniz? Eşkıyaların peşinden pekala senin askerlerin de gidebilirdi. Ama Ertuğrul Bey, bu topraklarda tüccarların emniyeti size aitti. Biz ancak kendi emniyetimizi alabilirdik. Kendi emniyetini nasıl aldığın belli. Rum tüccarları pazardan çekmekle tehdit etmişsin. Tehdit değil Ertuğrul Bey. Ben sorumluluğumu yerine getirdim. Biliyorsun Rum tüccarlar... Geçmiş. Geçmişte kaldı Tekfur Ares. Şimdi önümüze bakmak icap eder. Hanlı Pazar sizin için de bizim için de önemlidir. Pazardaki ticareti arttırmak için işbirliği yapacağız. Bunu senden duymak çok güzel Ertuğrul Bey. Seni dinliyorum. Eşkıya'ya karşı birlikte hareket edeceğiz. Pazardaki ticareti arttırmak için Rum tüccarların ve Müslüman tüccarların pazara gelmesini sağlayacağız. Eğer bunları yapmazsak, vermiş olduğun sulh sancağının pek bir manası kalmayacak. İşin içinde sulh var. Kazanç var. Senin gibi bir ortak var. Kabul etmemek için budala olmak lazım. İyi madem. Şimdi kaleyi gezmek isterim. Müslüman tüccarların ahvalini merak ederim. Sen de benimle gel ki bir ihtiyaçları varsa bilesin. Buyur Ertuğrul Bey. Abdurrahman kardeş. Bütün bildiklerimi buraya yazdım. Gece ve gündüz nöbetçilerinin sayısını, hangi vakitlerde nöbet değiştirdiklerini, her şeyi. Avludaki ve surlardaki nöbetçilerden çok kalenin içinde bekleyen hazır kıta ayağımıza dolanacaktır. Onlar beyimiz saldırıya geçtiğinde kalenin kapılarını kapatmak için hareket edeceklerdir. Merak etmeyesin. İçeri sızan alplerle ben buna mani olacağım. Hazır kıtanın sayısı ve mühimmatları da var o kağıtta. Kapıdaki ve surlardaki nöbetçileri tek gafil avlayacağız. Ares vaziyeti uyanmadan Ertuğrul Bey'i ve alpleri içeri sokacağız. Abdurrahman kardeş, Turgut Alp'in düğününü inşallah Karacahisar'da kutlayacağız. Amin. Allah yardımcımız olsun kardeşim. Alplerden mesul olanlar gecenin karanlığına karışıp bu dükkana gelsinler. Onlara tek tek vazifelerini anlatacağım. Merak etmeyiz. Vaktinde gelecekler. Thank you.
geldiniz Ertuğrul Bey. Hoş gördük. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Eyvallah. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Eyvallah. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Eyvallah. Ertuğrul Bey hoş geldin. Halkının sana karşı olan sevgisini kıskanmamak mümkün değil Ertuğrul Bey. Onların güvenini kaybetmeden bunu nasıl başarıyorsun çok merak ediyorum. Adaletle Tekfur Ares. Adalet tüm nimetlerin ve huzurun kapısını aralayan hazinedir. Bu hazineyi onlarla paylaşırım. Mert adamsın Ertuğrul Bey. Seninle sulh halinde olmak benim için onurdur. Ama olur da bir gün bu sulh biterse... ...senin gibi bir mert düşmanım olması da bana onur verecektir. Ben de karşımda mert düşman görmek isterim, Ares. Yüzünü saklayıp tuzak kuran kahpeler değil. Savaştan düşmanlıktan bahsetmenin anlamı yok. Eğer olur da bir gün bu sulh biterse... ...bunu konuşarak halledebilecek insanlarız. Bilesin ki... ...bizde verilen söze halel getirmek... ...ihanet sayılır. İhaneti de konuşarak değil... ...ancak pusatla çözeriz. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Destur var mıdır Aslan Hatun? Gel Bahadır Bey. Buyur Bahadır Bey. Bir diyeceğin mi vardır? İzdivacını kutlamaya geldim. Bir ihtiyacın var mı diye de sormaya. Yoktur Bahadır Bey. Gölge etme başka ihsan istemez. Kızım. Biliyorum birbirimizi çok kırdık. Böyle olmasını ben de istemezdim. Ama her şeye rağmen... ...ben senin amcanım. Sen de benim yeğenimsin. Obama gelir gelmez otağıma sahip olmaya kalktın. Beni tehdit ettin. Yetmedi, otağımda Turgut Alp'i hançerleyip... ...oğlunla beraber Ertuğrul Bey'e hadsizlik ettin. Bari şu mesut günümde beni rahatsız etme. Sen koskoca bir çavdar hatunsun. Düğününde kanımızdan bir er kişi yanında olmadı. Müsaade et, vazifemi yerine getireyim. Düğününde yanında olayım. İstemez Bahadır Bey. Size olan kırgınlığım geçmiş değildir. Bir vakit benden de, otağımdan da uzak durun yeter. İmdi işlerim vardır. Müsaade edesin. Kahraman o kanatlı ata bindi ve hemen canavarın olduğu yere gitti. Canavar üç başlıydı.
Bir başı keçi, bir başı aslan, biri de ejderha. Kanatlı at doğru ejderhaya doğru uçtu. Kahraman keskin kılıcını çekip canavarın üç başını da kesip onu öldürdü. Sonra da kanatlı atı göklere bıraktı. Peki o kanatlı at yaşar mı hala? Yaşıyor tabii. Hala göklerde. Ancak kahraman olanlar onu görebilir. Ben alp olacağım zaten. O zaman ben de görür müyüm o kanatlı atı? Görürsün tabii. Çok kahramansan binersin bile. O vakit hemen görmek isterim. Yok. Öyle hemen göremezsin. Dur öyle hemen üzülme. Biliyor musun? Kanatlı at bazı günlerde gelir. Ne zaman gelir sen bilir misin? Bilirim tabii. Merak etme. Geldiği zaman ben sana söylerim. Anlaştık mı? Anlaştık. Sağ ol kızım. Sağ olasın Esma Hatun. Sağ olasın Esma Hatun. Hayırlı günlerde kullanırsın inşallah kızım. Sağ olasın Hayme Ana. Çam sakızı çoban armağanı Aslan Hatun. Allah razı olsun. Maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Ellerinize sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Bunca vakittir beni de, obamı da yalnız konmadınız. Hakkınızı nasıl öderim bilmem. O nasıl söz kızım? Sen bizim kızımız sayılırsın. Bundan gayrı da gelinimiz olacaksın. Esma Hatun, kadife bohçayı uzatasın. Bunu Hafsa Hatun ile senin için diktik Aslan Hatun. Sana çok yakışacak. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Aslan Hatun size çok yakışacak. Güzelliğinize güzellik katacak. Sağ olasın. Aslan Hatun, bir üzerine tutalım da görelim. Hadi gel. Görelim ya. Hadi bakalım görelim. Gibi parladın kızım. Maşallah. Maşallah. Peri kızı gibi oldun Aslan Hatun. Maşallah bacım. İnşallah kendi kızlarının giydiği günleri de görürsün. Allah sizlerden razı olsun. Bu huzuru yaşamama vesile oldunuz. Cümlemizin oğluyla ordu, kızıyla oba olduğunu görelim inşallah. İnşallah. İnşallah kızım, inşallah.
eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Candar kızı Aslıhan Hatun, Konur Alpoğlu Turgut'u 100 dirhem altın mihri muaccel olarak vermesi mukabilinde nikahına girmeyi kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Konur Alpoğlu Turgut, Candar kızı Aslıhan Hatun, vaat ettiğin 100 dirhem altın mihri muaccel olarak vermen mukabilinde nikahına almayı kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Şahitler, sizler de şahitlik ettiniz mi? Ettik. Ettik. Ben de şahitlerin ve burada bulunan ahalinin huzurunda nikahınızı kıydım. Rabbim akdinizi mübarek kılsın. Amin. Ya Rabbi, bu nikah akdine bizler şahitlik ederiz. Sen de şahit ol. Amin. Allah'ım, evlilik akdini mübarek eyle. Amin. Bu çiftler arasında geçim, sevgi, evliliklerinde sebat nasip eyle. Amin. Allah'ım, bu çiftler arasında Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva annemizin, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ile Hazreti Hatice validemizin ve Hazreti Ali Radiyallahu Anh ile Hazreti Fatıma annemizin arasında var olan ülfet, geçim ve muhabbeti var eyle. Amin. Allah'ım, bu çifte salih ve saliha evlatlar, hayırlı uzun ömürler, bol rızıklar ihsan eyle. Amin. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve bol nimetler lütfeyle. Amin. Amin. Ve bizi ateş azabından koru. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet.